Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 6 Nisan Perşembe Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. Evet, İzmir koşularını yorumladık. Kocaeli programımıza geçtik sevgili dostlar. Kocaeli'de de 2 altılı bir programımız olacak. Evet, birinci koşuyla itibaren birinci altılı gayemizin startı ve handikap 15, dişilere mahsus bir koşu. 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet, yani burada baktığımız zaman yine ben ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için alternatif banko ismim olacak. O da kim? 4 nolu Leader Energy. Vedat Abiç de ilk defa buluştu. Yani bakmayın son koşullarına bir 9'luk 5'incilik ama bu grupta söz sahibidir. Yani 4 alternatif banko değerlenecek arkadaşlar değerlendirebilir. Tabii ki ben bunun yanına 2 tane safkan önereceğim. Onlar kimler? 3 nolu Best of Fatoş ve de yarın sürpriz çıkacağını düşündüğüm 5 nolu Prenses Gracia diyeceğiz Furkan Yüksel'le. 4, 5, 3 yani 4 alternatif bankomuz 5 ile 3'ü de ben değerlendireceğim. Yani onlar da sürpriz konumda çıkacağını düşünüyorum. Sevgili dostlar 4, 5, 3 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Altılı gayemizin ilk ayında. Evet, ikinci koşumuz şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum 8 safkanımız yer alıyor. Birinci beşli gayemiz de burada startı veriliyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, koşuda birazcık tempo olacak gibi görünüyor sevgili dostlar. Çünkü burada bir nolu Baldiyar olsun, Parana, 5 nolu Safkanımız, 3 nolu Çekoğlu, 2 nolu Berengül bunlara katılacaktır. Yani baya bir süratli gelecek bir koşu. Bizleri bekliyor. Tabii ki baktığımız zaman burada Eray Çizik ilk defa start alacak olan son koşusunu Akın Sözen 60,5 kiloyla Çekoğlu kazanmasını bilmişti. 1400'e bu mesafede handikap 17 Antalya'da start almıştı. Şimdi Kocaeli'ye geliyor. Formda geliyor. Eray Çizik de üstünde 3 nolu Safkan'ı benim ilk tercihim. İkinci atım 2 nolu Berengül. O da yaptı. Bursa'da 1200'ü kazandı. Kocaeli'de son koşusunda bir beşincilik elde etti. Tolga Yıldız'a pardon dördüncülük. Kötü bir performans sergiledi. Yarın etkili koşacaktır. Sonradan 8 nolu Tasigrat bu safkana çok çok dikkat. 7 ve 1 nolu safkanlar da benim tercihimin arasında olacak. 3, 2, 8, 7 ve 1 benim ikinci koşudaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, üçüncü koşumuza devam edelim. Şartlı 4, 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum 5 safkamız yer alıyor. 7 plasemiz de burada startı verilecek. Evet, koşuya döndüğüm zaman ben burada yarın Banko ismim olacak. Bu grupla da ilk defa start alacak olan o da Ayhan Kurşun'la 8'i 2 yaptılar. Son koşusunda da boyunla da olsa Görkem Özçek'le kazanmasını bilmişti. 1400'de şimdi mesafe kısaldı. Ayhan'a da seri bir safkan. Bir kulvar avantajı da elinde. Tabii ki buna 2 nolu Prenses Atlas'la birazcık Ayhan'a seri tercih kulvar 5. 5 nolu safkamız Saadettin Boyraz'ı görüyoruz üstünde. O da önlerde gitmeye çalışacaktır. Ama ben 1 nolu safkanımızın hem 7 plase hem de 1. altılı gayemizin 3. ayına tekabül eden bu koşta Banko ismindir. Banko olarak değerlendireceğim 1 nolu safkanımızı 3. koşta. Rakip için yani 2 ile 3 ben de biraz daha önde çıkıyor. 1'e çok çok ciddi rakip olarak görüyorum. İkili için değerlendirebilirsiniz. Veya kuponumuza, şablonumuza dilediğiniz safkanlar. Kafada mesela 4 nolu safkanımız alternatif banko dedik. Ya burada banko atıp banko ile başlayıp risk alıp burada 1, 3, 2 de değerlendirebilirsiniz. Ama 1 benim banko ismimdir. Evet, dördüncü koşu handikap 14, pardon handikap 17, 5 ve yukarı Arapların 2000 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci altılı gayanımız başlıyor. Evet, buradaki sıralamam şu şekilde 6 nolu Tiranlı Vedat Abiş'le, 9 nolu safkanımız Son Başak, Fırat Aslan'la 7, 3, 11 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Sürpriz konumunda çıkacak safkanları önerdim. 6, 9, 7, 3, 11 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Dördüncü koşu ikinci altılı gayemizin başlangıç ayağında.
Evet, 5. koşumuz, 2. beşlik ayarımız başlıyor. Bir maiden, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da sıralamam şu şekilde. Yani 2. altılık ayarının başlangıç ayı ve 5. koşu birazcık bana zor geldi sevgili dostlar. O yüzden sıralamam şu şekilde. İki nolu safkanımıza başlayacağım ben. Saadettin Boyraz'la. Sonradan 4, 3, 7, 9 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Bu koşuda da 2, 4, 3, 7, 9 ve 1 şeklinde bir sıralamamız oldu 5. koşuda. Evet, 6. koşumuz Kartepe koşusu. Açık 3, 4 yaşlı Araplar, 1700 metre kum. 5 safkanımız yer alıyor. 4'lü gayanımızda burada startı verilecek. Evet, koşuya döndüğümüz zaman yani burada kalitesinin ön plana çıkan 3 safkan var. Bu 3 safkanla burayı geçeceğiz sevgili dostlar. Yani aslında burada kanatlı tay yani koşuyu kazanmaya yakın gibi grup 3'te bir mücadelesi vardı Antalya'da 2000'de. Boz Aslan'a boyunla 3.'lükte kaldı Gökhan Kocakay ile Vedat Abiş ile Boz Aslan koşudan bir ikincilik elde etti. Şimdi Halis Karataş'ı görüyoruz üstünde. Kanatlı tayla yine Gökhan Kocakaya var. Yani yarışa tempoyu büyük ihtimalle Boz Aslan verecek. Bir tek o ayağını seri safkan gördüm ben Halis Karataş eşliğinde. Tabii ki burada Halima yani yabana atılacak bir safkan değil sevgili dostlar. Onu da Kocaeli pistinde iyi koşulları sahip olan. Yani burada 4, 1, 3 burası kapalı gibi görüyorum. 4, 1 ve 3 benim 6. koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Riske almayacağım yani 4 nolu kanatlı veya 1 nolu boz aslan için veya Halima için. Ama kanatlıyı ben çok çok önde tutuyorum. Bunu da dile getireyim. Zaten bir tane bankomuz var, bir tane alternatif bankomuz var. Dileyen iki bankolu da girebilir. O yüzden ben burada riske almadım. 1, 3, 4 benim 6. koşudaki sıralamam. Evet, 7. koşumuza devam edelim. 7. koşumuz 3 yaşlı İngilizlerin handikap 14 dişler masu 1900 metre kuma çıkacak 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burası da birazcık bana karışık geldi sevgili dostlar. Osa Lima bu grupla ilk defa start alacak. Evet, koşuya şöyle baktığımız zaman tempoyu belirleyecek tabii ki Osa Lima var. Altınol Mervelin var. 5 nolu safkanımız var. Öteki safkanlar da birazcık bekleme yarışı yapıp sonlarda ataklarını attıran safkanlar. Tabii ki ben burada bu grupla ilk defa start alacak olan 7 nolu Osa Lima ile başlayacağım. Vedat Abiş tercihine benim ilk tercihim ikinci atım 1 nolu safkanımız olacak. Sonradan 2, 4 ve 5 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Evet, sıralamamızı tekrar edelim. 7, 1, 2, 4 ve 5 benim sıralamam. Evet, 8. koşumuza geçelim. 8. koşumuz handikap 16, 4 yaş Araplar 1500 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, benim burada banko ismim olacak. O da 3 nolu Hızlı Emel Halil Kaplan eşliğinde yaptığı son Kocaeli'de maalesef başla yarış verdi. Uludoğru'ya vermişti. O gün Doruk'un Ayaz'ı da yani ekür olarak koşmuşlardı. Halil Kaplan'la başla maalesef ikincilikten öteye gidemedi. Daha önceki koşuları Kocaeli'de ve İzmir'de 1900 arka arkaya kazanmıştı handikap 15 ve handikap 14'ü. Kocaeli'ye İzmir'de kazandıktan sonra tekrar geldi ama maalesef ikincilikten öteye gidemedi. Bu sefer ben koşuyu çalmasını bekliyorum. 3 nolu Hızlı Emel Halil Kaplan da benim bankomdur. Evet, ikili için 2 ve 1 nolu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. 3 nolu Hızlı Emel benim bankomdur. Evet, 9. koşu altılık ayımızın son ayağına geçiş yapalım. Bir maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 13 safkanımız yer alıyor. 7 ile 11 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada da benim sıralamam şu şekilde ekürlerle başlayacağım ben. 7 nolu safkanı Tolga Yıldız'la, 2 nolu safkanı Vedat Abiş'le, 4, 6 ve 13 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Altılık ayımızın son ayağı 7, 2, 4, 6 ve 13 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Evet, Kocaeli programı için sizlere aktaracağım safkanlar, tuttuğum safkanlar önde. İyi koşmasını beklediğim banko isimlerimiz, alternatif bankolar var. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Ayakları düz bassın. Hem İzmir'de hem Kocaeli programı için herkese bol şanslar diliyorum.
Hoşça kalın sevgili dostlar.